...durum var emekliler tarafında mutlaka yapılmalı. Nasıl yapılacağında da e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçede bir alan yaratması gerekiyor. E, ben seyyanen yapılacağını düşünüyorum. Kök maaşa arada bir dokunuş olacağını tahmin etmiyorum. Resul evet. Bey'in söylediği doğru. yıl başında zaten enflasyon farkıyla beraber daha büyük bir e, zam e, ortaya çıkacak... Tamam ama yani bizim sorunumuz zaten yılbaşına kadar olan kısım yani bunu söylemek evet. durumundayız gerçekten 7500-8000 TL çok düşük kaldı ee, şimdi Eylül ayında okullar açılacak ee, bugünden e, okul masrafları zaten konuşuluyor biliyorsunuz Biz de gün içerisinde kuşaklarda katıldığımız diğer televizyon programlarında işte okul ücretlerini kırtasiye masraflarını vesaire konuşuyoruz ee, yani Mutlaka e, bu konunun hızlı bir şekilde gündeme alınması önemli. Görünen o ki e, AK Parti'de de MKYK üyesi seviyesinde e, bu konunun tartışılıyor olması, açıklamalar yapılıyor olması önemli. Çalışma Bakanı zaten konunun farkındayız, e, bir düzenleme yapacağız diyor, Cumhurbaşkanı'nın talimatı var diyor. Bu da önemli İş ki şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçede bir alan yaratsın. Orada da bir parantez açayım, e, şöyle bir endişem var. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu bütçe açığı meselesinde e, biraz e, fazla hızlı bir şekilde bütçe açığını kapatla, kapatmaya odaklandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı çok alan açmak istemiyor olabilir. Bu, bu, bu bir yorum. Niye bu yoruma gidiyorum derseniz e, Sayın Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra yaptığı ilk paylaşımlarda enflasyon hedefiyle uyumlu bir gelirler politikası uygulayacağız demişti. Eğer o bizim iktisadi literatürde bildiğimiz politika ise zaten enflasyonla mücadele edebilmek için e, gelirlerin çok artması istenmez. Yani o da e, bir değişken olarak önümüzde ama ben Cumhurbaşkanının bu konuya doğrudan müdahil olacağını ve e, burada yaşanan problemin çözülmesi için hızlandırıcı bir etkide bulunacağını tahmin ediyorum. Peki bu arada e, bu konuya ilgili soru sormak isteyen var mı? Yarın yapılacak doğru. Bakanlar Kurulu'ndan sonra belki bu konuya ...bir değinme olabilir. Yani meclis açılmadan mı diyorsunuz? Yarın Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu'ndan görüşülebilir diyorsunuz. Peki şimdi bir başka konuya geçeceğim ben. O da yine çok kişiyi ilgilendiriyor. Yani, bir an sonra yapılır. Hani, yarın zam verilir anlamında değil. Anladım. Yani, o konu ele alınmış evet. olabilir. Çalışmalar. Evet. Şimdi 3600 ek gösterge... ...bunu da çok bekleyen e, kişi var. E, tarihin netleştiği konuşuluyor değil mi? 15 Ocak'ta mı yürürlüğe girmesi bekleniyor Levent Bey? Ya bu... Tam aslında benim alanım değil. 3600 ek gösterge meselesi biraz daha bu çalışma hayatı çalışan akademisyenlerin ve profesyonellerin alanı olduğu için yanıltıcı bir bilgi vermeyeyim. Ee, ama bu 3600 ek gösterge meselesi biliyorsunuz seçimden önce e, iktidarın bir vaadiydi ve bunun uygulanmasına yönelik olarak da e, adımlar atılmaya başlanmıştı. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. E, yani Biz 3600 ek gösterge işte uygulanmaya başlanınca 3600 ek göstergenin üzerindeki devlet memurları da oransal olarak onun üzerinde göstergelere tanımlandılar. Mesela ben kendi adıma onu aldım. Normalde üniversitede yani devlet üniversitesinde bir akademisyenin ek göstergesinin üzerine çıktım. Normal uygulamanın üzerine çıktım. İşte Hasan Hoca'da profesör, profesörün ek göstergesinin üzerine çıkmış olduğu yapılan düzenlemeyle bu başladı. Ama Tabii burada tamamlanması için de e, belirli bir süre gerekiyor, e, bir bütçe planlaması gerekiyor, bir de yapılması gereken evrak işleri var görüldüğü kadarıyla. E, tahmin ediyorum yani yeni yıldan itibaren bu da hayata geçirilir. çünkü e, şeyi görüyoruz yani bu arada e, bir hakkı da teslim edeyim. E, seçim öncesi ...vaat edilen uygulamalar da bir bir hayata geçiriliyor. Mesela en düşük memur maaşının 22 bin TL olması meselesi vardı. Biliyorsunuz hayata geçirildi o. Benzeri şekilde işte bu 3600 ek göstergede de adımlar atılacaktır. Mutlaka o verilen vaatler yerine getirilecektir. Ama şeyde de yaşadık bunu hatırlarsanız EYT'de de yaşadık. Bazen düzenlemeler gecikebiliyor hukuki olarak atılması gereken adımlar oluyor, meclisten geçmesi gereken kanunlar oluyor, bakanlığın yönetmelik düzeltmesi gerekiyor veya yığılma oluyor. İşte EYT'de bunu yaşadık hatırlarsanız. Yani günlerce SGK personeli cumartesi pazar gece saatlerine kadar çalışmak zorunda kaldı. Oradan yaşanan gecikmeler oldu. Evrakları veriyorsunuz, maaşın bağlanması gecikebiliyor yoğunluktan dolayı. Hani bu teknik e, gereklilikler kaynaklı gecikmeler olmazsa büyük ihtimalle yeni yıla yetişir. Şimdi Peki. Bu 3600 ek göstergi deyince bütün halkımız anlıyor mu? Anlamıyor tabii. Ben isterseniz onu açayım biraz. E, ya da ben siz... de baktım şimdi. yani Biraz daha açıklama yapabiliriz diye. E, yani e, şöyle e, ek gösterge Belli bir günü tabii şey yapmak gerekiyor, doldurmuş olmak gerekiyor. E, bu ee, kimleri kapsıyor o önemli Serhan'cığım. öğretmen 30, 30 polis... yıllık hizmet süresini dolduranların. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı, din tabii. görevlilerinin ek göstergeleri bir kere 3600'e çıkmış. Bu 30 yıllık evet. hizmeti olan memurların tabii. emekli aylıklarında 1234 ile 1391 lira arasında emekli ikramiyelerinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış demek. Yani aslında 3.600 ek gösterge dediğimiz an bizi izleyen üniversite öğrencisi işe girmemiş birisi ya da memur olmayanlar anlamayabilir bunu. Bence hani programı sağlığı açısından da ben de kendim anlayayım diye baktım o demek. Zaten 3600 konusu açılınca onlar kendilerini bildikleri için çok Ama işte yürüdük. takip edenler <laughs> bilir onu. Bize herkesimizde... Ya bu işin... devlet devlet memurlarını <laughs> ilgilendiren bir konu. Evet. Onların ayrı bir hizmet değil maaşlarına, maaşlarına, maaşlarına hı. emekli maaşlarına ve ikramiyelerine etki şey, yapacak. Bir olay. Mevcut maaşlara, oluyor, evet. mevcut maaşlara. Özellikle polisler, hocalara da oluyor mu? bunu Dört gözle bekliyor. Onu oluyor oluyor aldık Şimdi biz. Aldık. Levent Bey'e sormak lazım. Evet bakalım Levent aldık, Hoca. Aldık aldık biz aldık. Hocalar oluyor aldık. Maşallah. Yap, bereket versin. Güle güle.